Almanya, Yunanistan arasında ve diğer Avrupa Birliği'ne üye devletlerle Yunanistan arasındaki Dublin durumundaki son gelişmeler nelerdir? Merhabalar değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, Yunanistan Avrupa arasındaki bu Dublin meselesiyle alakalı 6 Ocak 2020'den beri gelişen bazı vakalar vardır. Bu vakaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 6 Ocak 2020'den beri Almanya özellikle Yunanistan'a yönelik Dublin uygulama çalışmalarını hızlandırılmış vaziyette ve bu konuda ısrar etmekte ve mesele ciddidir. Bu ciddiye alınmalıdır değerli arkadaşlar. Bunun da temel sebebini daha önceki video çalışmalarımızda bahsetmiştik. 2017 yılında Sayın Merkel'in Yunanistan'a yapmış olduğu ziyaret neticesinde Dublin'i uygula talimatıydı ya da diyebiliriz. Ciddi manada Avrupa'nın diğer ülkeleri de özellikle Almanya'yı mültecilerin tercih etmesinden dolayı Almanya'da ciddi manada mülteci yoğunluğu başlamıştı. İtalya ve İspanya bu noktada uygulamalara başlamıştı fakat Yunanistan uygulamaları askıya almıştı. Dublin'de imzası olduğundan dolayı Yunanistan'ın bu sorumluluğu bulunmaktadır. Bugüne kadar özellikle Yunanistan'da oturum alan, ilticası kabul olan işte 2016 yılında 9 kişiye, 2017 yılında 13 kişiye, işte değişik yıllarda 18 ile 25 arası Yunanistan'a gönderme hadisesi olmuştur. Bunlar genelde Türk vatandaşı değildi, diğer ülkelerin vatandaşlarıydı. Bu korona vakalarından dolayı ve Suriye ve Irak'taki meselelerin yani mültecilerin artık daha fazla Yunanistan'a gelememeleri nedeniyle mülteci azlığı mazeret gösterilerek bunları geri kabul edin şeklinde bir uyarılar oldu. Aynı zamanda Almanya'daki muhalefetin yani koalisyon partisi olması hasebiyle özellikle Bavyera Bayern aşağıdaki eyaletlerde güçlü parti olması sebebiyle o da mülteci karşıtı olduğu için onun da baskısıyla özellikle Dublin'in uygulama çalışmaları talep edilmekteydi. Ağırlıklı olarak Münih, Hessen, Baden-Württemberg gibi eyaletlerde daha çok uygulandığını görmekteydik. Yani yaklaşık 55'e yakın takipçimizden aldığımız geri bildirimde yarısına yakınının bu eyaletlerden olduğunu görmekteydik. Hani bunun bir de siyasi tarafı vardı. Bu sebeple Almanya bu noktada tabii muhalefeti de memnun etme açısından baktığımızda Dublin'i uygulamayı niyetli olduğunu görmekteyiz. Özellikle hatırlarsanız bir ara Avusturya ile Almanya arasında tampon mülteci bölgeleri oluşturduğu kampları. Avusturya'dan gelen ve de oradan yakalanan parmak izi verenler bu kamplarda bekletildikten sonra geri transfer işlemleri yapılıp geri gönderme hadiseleri de gerçekleşmişti. Şimdi burada özellikle bu mesele ciddi bir mesele. Özellikle Almanya bu konuda uygulama niyetini hala göstermekte. Ama aşağıda birazdan bahsedeceğim şartları da dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Birincisi değerli arkadaşlar, Yunanistan'da parmak izi verildiği takdirde parmak izinin üzerinden 6 ay geçmeden Almanya'ya iltica ettiyseniz Dublin uygulanma prosedürüyle karşı karşıyasınız demektir. Eğer Yunanistan'a ait vizeniz varsa ve Yunan vizesiyle Almanya'ya gelip iltica ettiyseniz Yunanistan'a Dublin uygulanacak demektir. Bu diğer ülkeleri için de geçerli bir kural ama son zamanlarda özellikle Türkiye'den gelen insanların Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geldiğini, özellikle Almanya'ya geldiğini gördüğümüzde karşımıza böyle bir vaka çıkmaktadır. Parmak izi 6 ay meselesi gibi diğer videolarda detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Lütfen o videolara bakınız değerli arkadaşlar. Karşımızda iki kanun maddesi var. Birincisi Dublin Anlaşması'nda madde 13 var. Bu madde 13 bize şunu söylemekte. Bir ülkeye iltica ettiğinizde 12 ay sorumluluk devam etmektedir. Yani siz Yunanistan'a girdiğinizde Yunanistan'ın 12 aylık daha sorumluluğu bulunmaktadır değerli arkadaşlar. Fakat bu sorumluluk girdiğinizde ilk karakola gittiğinizde ya da ilk iltica merkezine gittiğinizde yani hava deniz kara sularından ilk resmi makamlara verdiğiniz tarihle başlar ve 12 ay bu sorumluluk devam eder. Bu süre içerisinde sizin mülakatlarınızı yapmanız ve bir şekilde iltica prosedürünü işletmeleri gerekir. Fakat bu 12 ay içerisinde hala böyle bir prosedür yapılmamışsa sadece parmak izi alınmış ve size
asylüm belgesi verilmiş ise 12 ayda üzerinden geçmişse bu sorumluluk düşer. Alışveriş fişleri, elektrik fişleri, kira sözleşmeleri, telefon kartları, orada çekilmiş olduğunuz fotoğraflar vesaire, bunlar da delil olarak sayılabilmekte. Eğer Dublin'i uygulamak isterlerse bu madde 13'e göre yapmaları gerekir. Fakat takipçilerimden almış olduğum